Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel bizlerle birlikte olacak. Ordu'daki devam eden yatırımları ve olması gereken yatırımları konuşacağız. Turizm yine gündemlerimizden bir tanesi olacak ve elbette fındık yine gündemde olacak konulardan bir tanesi. Ama öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta geçer inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Evet, inşallah güzel bir hafta olur. Güzel konuları konuştuğumuz, ekranlara getirdiğimiz bir hafta olması temennisiyle diyelim. Başkanım, şimdi ilk olarak geçtiğimiz gün yapmış olduğunuz iş dünyasının katılımıyla, protokol üyelerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı vardı. Sizler de orada sunumlar gerçekleştirdiniz. Ordu'da devam eden yatırımlar ve olması gereken yatırımlarla ilgili. Hatta belli başlı konularda bütçe talepleriniz oldu. Şöyle bir detayını sizden alalım. Şöyle, seçim bitti artık. Yani önce genel seçimleri bitirdik, sonra mahalli seçimler bitti. Artık herkesin yeri, yurdu belli oldu. Bizler de bugüne kadar yaptığımız çalışmaları bir rapor haline getirdik. Bu çalışmada da özellikle Ticaret Odası'nın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir çalışma yaptılar. Yani kapı kapı dolaştık. Her şeyi doğru adreslerden, doğru rakamlarla yaptık bunları. Sonra önceliklerimizi sıraladık. Bu önceliklerimiz de toplam 15 maddedir. Kimisi devam ediyor, kimisi beklenti. Devam edenler için bütçe talebimiz var. Beklentiler için de adım atılması, bütçeye konulması talebimiz var. Biz burada milletvekillerinin de işini kolaylaştırmak istedik. Çünkü milletvekilleri arkasında toplumsal gücü, iş dünyasının gücünü, halkın isteğini hissederlerse bunları hem kendi parti liderlerine hem de hükümetlere kabul ettirmeleri kolay oluyor. Onları davet ettik. Sağ olsunlar, hepsi katıldılar. Yurt dışında olanlar vardı, iki iktidar partisinin iki vekili katılamadı buna. Onlara yol haritamızı sunduk ama bunları da doğru rakamlarla sunduk. Önceliklerimiz vardı, bunları ilettik ve takibini istedik. Şimdi onlar inşallah bunu takip edecekler. Bu bütçeleri ve kaynakları orduya getirecekler. Şehrimizde bozulmadan düzelecek ve kalkınacak. Evet. Özellikle ben de toplantıdaydım. Sizin de üzerinde durduğunuz, benim de dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, hatta ordunun iş dünyasının beklediği yatırımlardan bir tanesi, ikinci organize sanayi bölgesi. Evet. Bu konuyla ilgili bir bütçe talebiniz oldu. 250 milyon liralık dediniz ki, hatta şu ifadeyi kullandınız. Parça parça bütçelerle bu tamamlanabilecek bir yatırım değil. Bir yandan iş dünyası bekliyor, bir yandan alan tahsisleri yapılıyor. Evet. Ancak yine de yeri tamamlayıp veremiyorsunuz tahsis ettiğiniz yere. Bu konuyla ilgili bütçe talebiniz oldu. Detayını sizden dinleyelim. Şöyle, organize sanayi bölgesi açıldığından bugüne kadar bize sağlanan kaynak gerçekten komik düzeyde. Şu anda 15'e yakın firmaya tahsis edildi. Onlardan alınan paralarla mahkeme kararlarıyla ilgili ödemeleri biz yapıyoruz. Yani aslında özel organize sanayi gibi çalışıyoruz. İnanın, devlet buna elini sürmese de, burası özel organize sanayi olsa biz kredimizi alır burayı daha çabuk bitiririz. Halbuki kaynak bekliyoruz. Bu kaynak nedir? Mahkeme kararı kesinleşmiş ve alınması gereken toplam 70 dönüm yer kaldı. Yani çok az bir alan kaldı. Bu 950 dönümün içinde hiçbir şey değil. Bunun parası yatacak. Arsayı alacağız. Projelerimiz hazır. İhaleye çıkmak üzereyiz. İhale içinde bütçeye bir rakam konacak ve ihaleyi vereceğiz. Yani aslında o 70 dönüm yerin bedeli nakden kasamıza gelse, ihale aşaması şöyle, Haziran ayında bile yapılabilir. Ve Haziran'dan sonra da en az 2 yıldır bunun teslim edilmesi. Sanayicimizin organize sanayide faaliyete geçmesi için her şeyin mükemmel halde bitmesi lazım. Doğru olan bu. Yoksa yarım yamalak bir sitede çalışmaya devam edecekler. Bunun için toplam rakamımızda ilk etapta 250 milyon lira. Aslında birinci kısmın altyapı bedeli 300-350 milyon liraya biter. Her şeyiyle biter. Kalanını biz kendi kaynağımızdan karşılarız. Bize lazım değil, 250 milyon lira getirin dedik. Ve bu talepte bulunduk. Her zaman söylüyorum, bugün
lüks bir villa Ordu'da 20-25 milyon liraya satılıyor. Eğer Ordu sanayisi 10 tane villada etmiyorsa biz sözümüzü geri arıyoruz, alıyoruz. Evet. Yani 10 villa parası istiyoruz Ordu sanayinin düzene girmesi için. Şimdi organize sanayi bölgesi için projelerimiz var dediniz. Şöyle bir sizden detayı alsak, ipucu alsak mesela projelerin arasında neler var? Organize sanayi ile ilgili değil, diğer detaylarla ilgili projelerimiz var. Aslında iki organize sanayinin arası için var. Organize sanayinde yeşil organize sanayiye dönüşebilir bizim organize sanayimiz. Buna müsait. Evet. Ama önceliklerini bitirmemiz lazım. Öncelik paralarını ödeyerek önce şu giriş kapısını, kavşaklarını, içindeki tüm düzenlemeleri bitirmemiz lazım. İki organize sanayi ile ilgili de çok ciddi bir çalışma yaptık. Hazırladık ve verdik Büyükşehir Belediyesi'nin elinde. Bunun evet. takiplerini yaparlarsa eğer orada son derece net ve düzgün alanlarda Ordu sanayicisinin, orta ölçekli sanayicinin arzu ettiği her şey orada konuşlanabilecek. Soğuk hava depoları, depolama tesisleri, bunun yanında da üretim mekanları. Bununla ilgili de kurum görüşlerine çıkıldı. DSİ olumlu görüş verdi. Diğer kurumlardan görüş bekleniyor. Bunun da eğer sıkı takipçisi olursa Büyükşehir Belediyesi, bu da çok kısa sürede devreye alınacak. Zaten Başkan Bey'in de sözü var. Evet, inşallah. Tabii artık sizin de dediğiniz gibi seçimi geri plana bıraktık. Evet. Artık Ordu için yatırımların konuşulduğu, evet. hizmetlerin konuşulduğu bir döneme geçtik. Artık yerel yönetimlerin önünde güzel bir 5 yıl var değerlendirebilecekleri. Evet. Bu 5 yıl içerisinde neler olur, neler istenilirse. Ömür kısa ya, bir an önce evet. bitirmemiz lazım bunları. Yoksa zamana bıraktığınızda evet 10 yıl sonra bir şeyler bitiyor, 15 yıl sonra bitiyor ama ömür de bitiyor. Yani bir an evet. önce bunların... çok çabuklaşarak devreye girmesi lazım. Biz de onun takipçisiyiz, kovalayıcısıyız, uğraşıyoruz bakalım. İnşallah. Şimdi ikinci organize sanayi bölgesine geri döneceğim başkanım. Hep konuşuyoruz aslında, dillendiriyoruz ama şöyle sizden bir kez daha dinleyelim. Yapıldığı takdirde diyelim ki bütçeler geldi, artık yer tahsisleri yapıldı. İş insanları da burada faaliyet göstermeye başladı. Orduya ne gibi katkılar olacak? Hangi alanları da etkileyecek? %15'lere varan bir işsizlik var orduda. İnanın biz iş taleplerinden başımızı kaşıyamıyoruz. Aracı olmaya çalışıyoruz, işte buluşturmaya çalışıyoruz bu talebi yapanları iş sahipleriyle. Eğer bizim arzu ettiğimiz gibi bir organize sanayi olursa, klasik organize sanayinin biraz dışında olmaya başladı talepler. Bunlar çok güzel. İşte vana firmaları var, elektronik firmaları var talepte bulunan, metal işleyenler var, conta üretenler var. Hatta bunların içinde silah sanayine parça üretenler var. Yine betonarme yapılar, prefabrik yapılar üretmek isteyen firmalar var. Yine tekstilciler var. Onları mümkün olduğunca az tutmaya çalışıyoruz. Çünkü tekstil fazla emek yoğun bir sektör. Evet. Krizlerden de çabuk etkileniyor. Onun için orada en önemli, en etkin ve yetkin firmalara vermeye, tahsis etmeye çalışıyoruz. Şu anda 15 firmaya bu tahsisi yaptık. Ben orada nitelikli iş gücüyle çok özel ürünler üretileceğine inanıyorum. Orada organize sanayi bölgesi aslında konum olarak gözden ırak dursa da çok güzel bir yerde. Ulaşımı da çok kolay. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle 20 kilometre sonra bir organize sanayi ulaşamazsınız. Bu kadar kolay bir ulaşımı olan yer yok. Yine eğer... Birinci organize sanayiden Eyüplü Köyü, oradan dönüp Hacılar Köyü üzerinden gittiğinizde de bu üretim vadisi dediğimiz havzadan da ulaşım çok kolay. Aynı zamanda orada turizmle de entegre hale gelebiliyor. Çok güzel bir vadi o. Kirlenmeden güzelleşecek bir yer. Evet. İnşallah uygulamaya girecek bir an önce. Şimdi anladığım kadarıyla birinci organize sanayi bölgesinde olmayan fabrikalara öncelik veriyorsunuz. Evet, birinci organize sanayide yer edinmiş ama işletmeyi açmamış, kiraya vermiş ya da bir başka firmaya devretmiş, hiç kimseye tahsis yapmıyoruz. Yani burada gerçekten üretim yapmak isteyen, burada bir rant gözetmeyen ya da kiracı kullanmak istemeyen firmaları seçiyoruz. İşin ehli firmalar. Mesela parfüm firması var, gelecek. Yine tıbbi cihaza üretmek isteyen bir firma var. Onlar da gelecekler. Farklı sektörler. Ordu'da daha önce duymadığımız. Çoğu İstanbul'dan gelmek istiyor evet. zaten. İstanbul'da artık hem yaşam pahalı hem işletme pahalı.
Onlar buraya gelmek istiyorlar. Oradaki organizedeki arazilerini de diğer büyük firmalara devrederek büyük bir sermaye gücüyle gelecekler. Güzel şeyler bunlar. Eğer ikna edebilirsek bir de ilaç sanayinde faaliyet gösteren, daha doğrusu bu ilaç ilaç tarzı değil de daha çok bitkisel kökenli destek. Tıbbi aromatik bilgilerden yani. Evet, bu tarzda çalışan bir firma da var. Onun da görüşmeleri sürüyor. İnşallah o da gelir. Bakalım, güzel aslında. Yapılsa da bir an önce bizler de görsek bunları. Başkanım. Peki yatırımcılara çağrınız ne olacak? Şimdi hep Ordu'daki bütçeyi konuştuk. Nerelerden neler gelmesi, hangi kaynaklar gelmesi diye konuştuk ama şimdi hem Ordu içerisinde hem de Ordu dışarısından gelmek isteyen yatırımcılara çağrınız neler olacak? Şu Ordu yaşanabilir bir şehir. Bunu değerlendirmeleri lazım. Sanayici için çok uygun bir şehir. Eğitimli bir nüfusu var. Yine elemanda da bir sıkıntısı yok. Özellikle meslek liselerimiz başarılılar ve onlara eleman yetiştirme konusunda bir sıkıntıları yok. Burayı tercih etmelerinde birincisi yaşam koşulları düzgün, ikincisi ucuzuz biz. Ordu bugün diğer organize sanayilere göre çok daha uygun fiyatı. Bazı şeyler vardır işte, hiç ücret almadan tahsis eden yerler var ama o şehirlerde yaşayamazsınız. O belli estetik kaygıları olanlar için sıkıntılı yerler oralar. Ordu bir başka açıdan da lojistik olarak çok doğru bir yerde. Yarın bu savaş bitecek. Karşıda dev bir Rusya, dev bir Ukrayna var. Yine Türk Cumhuriyetleri var. Bu pazarlar büyük pazarlar. Ordu'dan buralara ulaşmak çok kolay. Yine yeni Akdeniz bağlantı yoluyla aşağı inmek, sıcak ülkeler tarafına, Orta Doğu'ya ulaşmak kolay. Yani doğru yerde Ordu. Onun için bunu değerlendirmeleri gerekiyor. İnşallah şu yatırım kredilerindeki faizler de gevşer veya daha fazla destek çıkarsa daha güzel sonuçlar alırız. Evet, umarım. Sizin dediğiniz gibi aşağı taraflarda mesela Akdeniz'deki Türk varlığını daha da hissettirmek için ülke çapında da gelişmeler yapılırken Ordu da burada neden konumlanmasın, yerini almasın? Yer olarak uygun yerdeyiz. Yeterli payı alması gerekiyor. Şimdi satır arasında bir de üretim vadisinden bahsettiniz. Onunla da ilgili konuşup ardından bir başka konuya geçmek istiyorum. Üretim vadisi nasıl olacak, nasıl hizmet verecek? Havza kültürü aslında yeni kalkınma modelinde yıllardır var. Hatırlıyorsanız bu Gümüşhane'de Kelkit Vadisi'nde yapıldı. Yine benim Tokat'ta, memleketim. Yine Tokat'ta yapıldı. Tokat'ta yapıldı. Bunlar doğru uygulamalar. En son Bolaman'da yapılıyor. Sonuçlanmak üzere. Şimdi bizde de Mesudiye'den başlayıp Ordu'da limanda biten bir havza. Bu da Melet Havzası. Aslında tabii biz bu çalışmalarımızı, bu araya da bir not düşeyim. Biz Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'yız. Adımız Ordu ama aslında biz Altın Ordu ile başlayan Perşembe Gülyalı ve bu tarafa doğru da işte Kabadüs, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ve Mesudiye. Bizim havzamız bu. Diğerlerini Fatsa ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları da bu çalışmaları yapıyorlar, yapacaklardır. Bunları sonra birleştireceğiz. Dolayısıyla bizim ilk adımımız kendi havzamızla ilgili bu çalışmalarımız. Mesudiye'de bir hayvancılık entegre organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor. Doğru bir çalışma. Bugün Amasya'da, Tokat'ta, Yozgat'ta ya da işte Kırşehir'de eğer hayvancılık yapılabiliyorsa Afyon'da, Mesudiye'nin de bundan hiçbir farkı yok. Eğer burada et ve süt ürünlerine dayalı ciddi bir organize sanayi bölgesi yapılırsa aşağıya doğru gelirken de İşte Gölköy'de, Gürgentepe'de kimi tarıma, kimi ahşaba dayalı sanayi bölgeleri kurulursa tekstile dayalı. Sonra Ordu'ya geldiğimizde bu nitelikli vasıflı sektörlere geçersek bu ırmak boyunca son derece kolay ulaşımı olan yaşanabilir bir konumda bir üretim sistemi kurulacak. Bu ekosistem de limanla sonlanacak. Bu liman Fatsa'da organize edilebilir, Ünye'deki büyütülebilir. Veya Ordu içinde bir yükleme rampasıyla Gülyalı tarafından da bu halledilebilir. Veya Melet'in hemen ucundan bir konteyner yükleme rampasıyla da halledilebilir. İşte o zaman bu kalkınma çizginizi bitirmiş oluyorsunuz. Ve şehirden aslında iç içe ama kopuk duran bir sanayi bölgeniz oluyor. Yani şehrinizin güzelliği kaybolmuyor. O hattı da sanayi için kullanmış oluyorsunuz ki doğru uygulamalar bunlar.
Ve 7'den 70'e herkese de dokunan bir süreçten bahsediyoruz. Tabii bir de oradaki aslında göçlerin önüne geçeceksiniz. Eğer şimdi Karaağaç bölgesindeki organize sanayi bittiğinde o yörenin insanı çalışırsa, hı-hı, şehre ulaşımı zaten kolay. Hayvancılığınız da diri kalır veya tarımınız diri kalır. Ailenin bir ferdi sanayide çalışırken öbürü yine bağıyla, bahçesiyle, hayvanıyla ilgilenir. Hem köyün göçünü engelleriz, hem ailenin gelir seviyesini, evet, yukarıda tutarız. Doğru uygulamadır. Hem de her alanda üretim yaparak belki ilerleyen yıllarda ihracatını yapıp ülke ekonomisine, ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Şimdi başkanım, turizm çalıştayına değineceğim. Evet. Bir turizm çalıştayı gerçekleştirdiniz. Neler konuşuldu, neler yapıldı? Şimdi yıllardır hep kulluk konuşuluyor, işte Ordu'da turizm geri kaldık, şurada yaptık, burada yaptık diye, ama biz bugüne kadar sunacaklarımızı hiç ortaya çıkarmadık. Bugün Ordu'ya gelen bir turistin bir gün, iki gün, üç gün, kaç gün kalacaksa eline vereceğimiz bir rota yok. Eline bir broşür tutuşturuyoruz, buralarda bunlar var diyoruz. Ama onlara ulaşması mümkün değil. Bir de o doldurulan kalabalık liste bir iki tanesine gidip de hayal kırıklığıyla sonuçlanınca onun turizme bakışı insanların son derece olumsuzlaşıyor. Biz de dedik ki, başlıklar koyduk. Birincisi şu, destinasyonlar. Yani hangi adreste güzel şeylerimiz var? Bunların listesini çıkarıyoruz. İkincisi tesislerimiz. Hangi tesislerimiz var? Eksikleri nelerdir? Üçüncüsü tanıtım ve hedef kitle. Şimdi bu üçünü ayrı ayrı masalarda, ilk ikisini yaptık. Perşembe günü üçüncüsünü yapıyoruz. Sonuçlanacak. Sonra diyeceğiz ki birinci gün rotası şu, ikinci gün rotası şu, üçüncü gün rotası şu. Bugün biz Ordu'dan il dışına turist gönderiyoruz. Ama il içine turist getiren acenta sayımız yok. Yok yani, tek bir tane bile yok. Bunu sunacağımız bir paketimiz de yok. Yani Türkiye genelinde operasyon yapan firmalara bizim şu paketi sunuyoruz Ordu'ya geldiğinizde, birinci gün şu, ikinci gün şu dediğimiz bir paketimiz de yok. Şimdi bu paketi çalışmaya başladık. Bunları sunduktan sonra tesislerin de eksiklerine, ihtiyaçlarına veya ilavelerine çözüm arayacağız. İşte Boztepe'deki tesislerin doğalgazı yok. Buna bir an önce nasıl ulaşır, ona bakacağız. Orada bir akşamları bir güvenlik zafiyeti olduğu söyleniyor. Bunu bildireceğiz ilgililerine. Dolayısıyla çözüm odaklı ve sonuca bakan bir dosya hazırlayacağız. Sonra da bu dosyanın üzerinden takipçisi olacağız. O da bitecek. Ayın 8'inde de bir tarım çalıştayı yapacağız. Onunla ilgili de bizim partner olan, bizimle birlikte bu işi yapacak olan borsamız, yine ziraat odalarımız, el ele çalışacağız. Diğer etkili ve yetkili kurumları da tabii davet edeceğiz. Tarım İl Müdürlüğümüz olacak. Ve bu işin paydaşları, üreticileri, 30-40 kişi, kaç kişi gelecekse masalarda toplanacağız. Yine 2-3 hafta sürecek ama aralıksız. Yani bu sadece şeyde kalmıyor. Sözde bırakmıyoruz. Sonra da bir rapor hazırlayıp bunun da yol haritasını çizeceğiz. Böyle böyle gidersek bir hedefe ulaşacağıma inanıyorum. İnşallah. Şimdi turizmden, tarımdan bahsettik. En önemlisine döneceğim, ekonomi. Tabii pandemi süreciyle başlayan, ardından 6 Şubat depremlerini yaşadığımız, ardından 3 ayrı seçimi geride bıraktığımız bir süreçten bahsediyoruz. Haliyle her biri ülke ekonomisini ciddi anlamda etkiledi diyebiliriz. Bir yandan tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kemer sıkma politikaları uygulanıyor, yeni tasarruf kararları açıklanıyor, ama şöyle bir baktığımızda 2024 yılının da neredeyse yarısına geliyoruz, yarılamış olacağız. Peki iş dünyası nasıl geçirdi? Ordu'daki iş dünyasına bakacak olursak. Zor. Yani özellikle bizim üyelerimiz için Allah hepsine kolaylık versin. Amin. Birincisi sermaye yetersizlikleri var. Tüm rakamlar 1'e 3 arttı. Yani giderleriniz 3 kat artmış. Ona sermaye ve kaynak bulmak zorundasınız. Gelirlerinizde de göreceli olarak düşüş var aslında. Rakam belki yüksek geliyor ama adet bazılarda hep düşüş var. Bugün marketlerin paketli ürünlerinde düşüş var. Toptancıların paketli ürünlerinde düşüş var. Cironuz artabilir. Şimdi aynısı bizimle doğrudan ilişkili ve lokomotif olan sektörlerde de yaşanıyor. İnşaatta bir kriz var. Krediye ulaşmak çok zor ve pahalı. Yani bunlar tek tek gözden geçirilecek. Ufukta bir ışık var mı? Evet, uygulama cevap vermeye başladığını söylüyor Maliye Bakanımız. İnşallah böyledir. O yansımaları yavaş yavaş hissedilir. Ama
doğru rakamlarla bakmak lazım. Alınan tedbirler doğru mu? Evet, doğru. İncitici mi? Evet. Yani birçoğumuz zarar görüyor muyuz? Evet. Evet. Ama burada sabit gelirliye veya düşük gelirliye yüklenmeden bunu daha tepedeki insanlarla paylaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü zor bir ekonomik dönemden geçilirken en alttaki, yani piramidin altındaki geniş tabaka zarar görürse bu sefer ülkenin değerleri zarar görmeye başlıyor. 500 milyar dolar bir borç var. Paket net. Kendi zaten şeyi, rakamı Sayın Maliye Bakanı. Dolar 1 TL arttığında borcunuz 500 milyar TL artıyor. Evet. 2 lira arttığında dolayısıyla ihracatçının beklediği kur artışını yapmak istemiyor hükümet. Kuru serbest bıraktığında, müdahale etmediğinde evet artış olabilir. İhracatın artacağı söyleniyor böyle olduğunda. Ama onun yansıttığı tablolarda hiç böyle olmamış. Yani kur arttığında ihracat artmamış. Evet. Grafiklerle bunu bize gösterdi. Doğru olabilir ama bir taraftan da rekabetçi olabilmek için maliyetler açısından kurun yükselmesi gerekiyor. Şu anda daha dün bir ürün hakkında bir toplantı vardı valilikte. 1.1 dolara ithal edilen ürünü biz 1.7 dolara mal ediyoruz şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla da rekabetçi gücümüz kayboluyor. İhracatçı bu konuda talep etmekte haklı ama bir tarafta da hükümetin aldığı tedbirler var. Evet. Enflasyonla mücadele de önemli. Yani bu konudaki öz eleştirici yapacak olursak özellikle ülkemiz bazında belki kamudaki tasarrufta geç kalındı. Bu çok daha kesinlikle erken alınmış olunsaydı, iş dünyası biraz daha rahatlatılmış kesinlikle olsaydı kesinlikle çok daha rahat geçirecekti. Çünkü biz bu hep tedbirlerimizi süreci alıyoruz. Evet. Herkes evinde elektriğini söndürüyor. Herkes işte araçta gideceği kendi cebine göre tasarrufunu evet, herkes yapıyordu. Herkes tasarrufunu yapıyor. İş dünyası da yapıyor. Evet. Elinden geleni yapıyor. Ama maalesef bunu kamuda hala göremiyoruz. Hala o saltanat sürüyor. Görüleceği söyleniyor. Umuyorum. Çünkü bu sefer inançsızlık başlar. Eğer bunu kamu kendisinde göstermezse bunu asla vatandaş uymaz. Asla uymaz. O zaman oyundan düşersiniz. Evet. Umarım ki işte bu kamuda alınan tasarruflarla birlikte, kararla birlikte iş dünyasının biraz daha rahatladı. En azından sizin de bahsetmiş olduğunuz o alt kesimin biraz daha nefes evet alabildiği. Çünkü en çok etkilenen kesimler onlardı. Üretiyoruz zaten aslında. Yani bu ülke gerçekten üretiyor. Kimse her şeyi söyleyebilir. Üretiyor. Bazı toplum mühendisliklerine de kapılmamak lazım. Evet. Mesela tarımda benim bütün okumam, araştırmam ve değerlendirmem şu yönde. Bizim ülkemize yetecek kadar tarım yapmalıyız. Yani biz kendi karnımızı doyuracak kadar tarım yapmalıyız. Diğerleri işte yurt dışına da satarız kaygısıyla yaptığımız bütün yatırımlarda ürünler ziyan oluyor. Kendimize vereceğimizden de oluyoruz yani. Evet, yani inanılmaz üretim yapıyorsunuz, yurt dışı için çalışıyorsunuz. Sonra o ürünlerin fiyatları yerlere göçüyor ve biz orada garip bir tuzağa yakalanıyoruz. Evet. O yurt dışındakiler nereden ne buluyorsa yesinler. Evet. Önce bizim vatandaşımız. Atalarımız ne güzel doğrusu söylemiş. Evet. Medyada pirince giderken evdeki evet bulgurdan biz olmak. Biz kendimizi doyuralım. Ondan sonra onlar nereden bulursa yerler artık. Evet. Ama sanayileşelim. Evet. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz başkanım ama kısa bir reklam arasına gidelim. Hatta konuyu inşaata girmiştik. İnşaattan imarla devam etmek istiyorum. Ordu'daki tabii imara değineceğim. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından burada olacağız. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel bizlerle birlikte olacak. Yine gündemi konuşmaya, Ordu'daki yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz. Başkanım, bir önceki bölümde ekonomik sıkıntılardan, ülkenin geçtiği durumlardan bahsetmiştik. Hatta bu konuda inşaat özelinde durdunuz. İnşaata girecek olursak şimdi Ordu'da da birkaç yıldır imarla ilgili problemler yaşanıyor. Şimdi diyoruz ya, seçimleri geri de bıraktık. Peki yerel yönetimlerden bu noktada talepler, istekler neler? İnşaat dünyası, sektörü ne istiyor? Yani önce hızlanmasını istiyor. Bizim üyelerimizin yaklaşık 1500 kadarı doğrudan veya dolaylı, yani 4500 üyemizin 1500'ü doğru veya dolaylı imarın içinde, müteahhitinden malzeme satıcısına kadar. Beklentileri şu arkadaşlarımızın, her şeyin netleşmesi, muallakta hiçbir şey kalmaması
ve sürenin hızlanması, proje inceleme süresinin hızlanması, proje notlarının bir an önce çıkması, imar notlarının imar kanununa uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve hatta eğer kent yoğunluğunu düşürmek istiyorsak imar planı sınırlarının biraz ötelenmesi bile mümkün. Eğer bunu yaparsanız yoğunluğu düşürürsünüz ve belki mahkemeye yansıyan bu yoğunluk artışından doğan düzenleme ortaklık paylarındaki kullanım alanlarını, işte sosyal donatı alanlarını da daha kolay çözersiniz. Bir an önce çözüme ulaşması lazım. Ama bunun için bu işin ucunda ilime, irfana saygısı olan ve bunu görev edinen bürokratlara ve siyasilere ihtiyacımız var. Doğru şeyler yapmak zorunda ordu. Gelişmemiz için imar planlarının mükemmel olması lazım. Bizim imar planımızda doğru düzgün otopark alanı yok. Bizim imar planımızda o iptal edilmesi konuşulan veya işte devam etmesi konuşulan her neyse. Burada sağlık alanları yok. Donatı alanları yetersiz. Ve bunlar da mahkeme heyetinin ya da bilirkişinin raporlarında var. Evet, ötelediler geldik ama bunun bir an önce çözüme ulaşması lazım. Uygulama kısmında da yani 1/5000'den 1/1000'e geçtiğimizdeki uygulama kısmında da hem hızlı hem doğru notlarla yola devam etmek lazım. Burada Büyükşehir'e ve Altınordu'ya çok iş düşüyor. Altınordu Belediyesi'nin bununla ilgili bir çalışması olduğunu biliyorum. Bir an önce sonuçlanması için. Büyükşehir Belediyesi de tekrar gözden geçirmeli eksiklerini ve doğru kişilerle yola devam etmeliler. Aynı hatayı bir kez daha yapmayalım. İl dışından gelenlerin başımıza getirdikleri belli. Net söylüyorum. İnşallah tekrar olmaz. Olmayacağını da düşünüyoruz. Ama mutlaka liyakata önem veren, aynı zamanda da eğitime önem veren bir kadro anlayışı, doğru kadro anlayışıdır. Herkes eğitimini aldığı ve tecrübesini edindiği dallarda o başkanlıklarda görev alırsa doğru sonuçlar çıkar. Evet. Yoksa işte ne bileyim işletmeciden mühendislik bölümüne, mühendislikten kültüre siz atama yaparsanız ortaya böyle bir garabet çıkıyor. Yani bir imardan bahsetmek gerekiyorsa şehir plancılarının, mimarların içerisinde yer aldığı, inşaat mühendislerinin içerisinde yer aldığı. Ordulularının özellikle yani bu şehirde yaşayanların, bu şehri tanıyanların içinde yaşadığı, içinde olduğu bir toplantının veya bir görüşün daha doğru sonuç getireceğine inanıyorum. Çünkü bizim arkadaşlarımız bu şehri daha iyi tanıyorlar. Hassasiyetlerini biliyorlar. Nerenin korunacağını, nerenin müdahale edileceğini, neredeki sıkıntının bize ne doğuracağını daha iyi biliyorlar. Vatandaşın taleplerini de biliyorlar. Evet ve bu şeffaf olmalı. Yani bu plan şeffaf olmalı. Kapı baca açık olacak. Herkes ne yaptığını bilecek. Kapalı kapılar ardına dönen her şey oksijensiz kalıyor, sorun çıkıyor. Evet. Başkanım şimdi taleplerden yine devam edecek olursak müze talepleriniz vardı. Yine değerlendirme toplantısında da bu konuya değindiniz. Hatta biz 1-2 yıldır dönem dönem haberlerimizde de ekranlara getiriyoruz. Ana Tanrıça Kibele heykelinin geleceği bir arkeoloji müzesi başta olmak üzere. Siz neler söyleyeceksiniz? Hangi müzelere ihtiyaç var Ordu'da? Şimdi şehri gezen insanların elindeki adres defterinde bu noktalar çok önemli. İşte yeme içme mekanları, müzeler. Gezecekleri belki konser salonları, belki toplantılar, belki müzik faaliyetleri. Tüm bunların bir listesi olmalı. Müze de bunların en önemlilerinden biri. Hatta şöyle bir şey düşünün. Eski ve kullanılmayan küçük bir okul, bu tarihi bir bina da olabilir. Neden Milli Eğitim Müzesi olmaz? Niye mesela Ordu'nun bir sağlık müzesi yoktur? Yine Ordu'nun bir fındık müzesi var. Ama niye çalışan bir fındık fabrikamız yoktur? Bugün zeytin fabrikaları var. Gidiyorsunuz Ege'de herhangi bir yere gittiğinizde bir zeytin fabrikasını çalışırken görüyorsunuz ya da her şeyle. Bizim de klasik bir kırma fabrikamız olmalı. Dolayısıyla şimdi bu üç tanesi bile bir turisti bir gün oyalamaya yeter. Orada resim çektirecek, oradan hediyelik eşya alacak. İşte dünyanın en önemli kentlerine gidiyorsunuz. Birçoğunda bir fotoğraf müzesi oluyor. Evet. İşte fotografya diyorlar, fotografo diyorlar. İşte bir sürü ismi var. Giriyorsunuz o müzede
İnanın 30 tane eli yüzü düzgün resim yok. Sizi etkileyen bir şey de yok. İşte birkaç eski makaralı film, birkaç tane şey panoda. Ama sizin ulaşırken ve geri dönerken, bir de içinde dolaşırken 3-4 saatinizi harcıyorsunuz orada. İşte bizim de bunlarımız olmalı. Bizim de bir kent müzemiz olmalı. Bizim de kent hafızasını birilerine taşıyan bir mekanımız olmalı. Ve kaynaklarımız diğer iller gibi değil, fazla. Ve çok kolay. Evet. Yani hakikaten çok kolay. Yani müzecilik önemli bir bilim ama mekanınız varsa bunu başlamak ve toparlamak gerçekten çok kolay. Bir yerden başlayalım istiyoruz. Bu Çalıştay'ın konularından biri de bu. Yerleri, adresleri de önereceğiz. Eski valilik binamız, arkasındaki o üç tane taş bina, birisi Altınordu Kaymakamlığı, ikisi Askerlik Şubesi. Sanıyorum Askerlik Şubesi'nden bir olumsuz cevap gelmiş İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ya onlara bir yer bulmak kolay bence. Yani bir an önce burada, ama elimizde hangisi varsa, hangisi tahsis edildiyse oradan başlayalım, yavaş yavaş yayılalım. Yani hepsini beklememize de gerek yok. Mutlaka bence bu konuda şu da yapılmalı diye başkanım ben düşünüyorum. Hani normal bir vatandaş olarak mesela Kurul Kalesi var, kazılar yapılıyor. Neden burası da bir turizm destinasyon merkezi olmasın? Kazılar yaparken neden vatandaşlar gidip izlemesin? Anatanrıça Kibel heykelinin çıktığı noktayı görmesin? Vatandaş onu da görmek ister. Tabii dibine kadar götürmeyebilirsiniz ama belli bir seyir mekanından bunları seyrettirebilirsiniz. Ben bir sakıncası olduğunu sanmıyorum. Birçok yerde var, hatta çok da hassas kazıların olduğu yerde bile bunlar var. Yapılabilir. Yine turizm dönemi geliyor. Şehrimiz kalabalıklaşacak. Çok ciddi otopark sorunumuz var. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Şöyle ya da böyle. Şehrin içinde otopark olarak adlandırdığımız birçok yer şahıs mülkiyeti. Yani insanlar oraya kendi binalarını yaptığında sizin aslında otoparkınız yok. Şehrin en güzel yeri denizin kenarında koca bir otoparkımız var. Evet. Halbuki burası neredeyse bizim gezi alanlarımızın beşte biri. Yani bunun da bir an önce eski stadyumun altına mı alınacak yoksa çarşamba pazarının altına mı alınacak, o çalışmaların yapılması lazım. Bir daha söylüyorum, çarşamba pazarının üzerindeki proje doğru bir proje değil. Bizim bedesten diye bir kültürümüz yok. Bu kültürü yaptığınız zaman orası gerçekten bedestene dönüyor. Bunun birçok kötü örneği var şehirde, birçok şehirde de var. Sundurmalar, önünde depolar, arkasında, buna hiç gerek yok. Yeni baştan çok net, çok temiz bir planlamayla buralar gözden geçirilmeli. Tahıl pazarında yaşadık. 5 kere, 6 kere değişti. Sonuçta kalabalık. Çok da istenen tabloya erişmedi. Halbuki eski hali çok daha güzeldi. İşte aynısını söylüyoruz. Yine bir yat limanına ihtiyacımız var. Bunu ıskalamayalım. Sinop ve Ordu bu konuda merkez olmaya aday. Karşıda binlerce tekne var. Onların Karadeniz gezilerine buradan başlaması, teknelerini buradan kışlatması bize son derece ciddi ekonomik katkılar sağlar. Bu yat limanını ille 100, 150, 200 teknelik değil, herhangi bir barınağımızın bir köşesinde 8-10 yat bağlayacak şekilde organize edersek bir başlangıçtır. Tabii sıfırdan yaparsak çok daha güzeldir. Ama buradan da başlamamız lazım. Evet. Bu pastadan bu payları almak için bu işe erken başlamak lazım. Erken başlayan kazanacaktır. Sonra biz uğraşırız. Evet. Şimdi yayınımızın başından itibaren üstüne basa basa söylediğiniz konu eğitim. Bu konuda da üniversite talepleri geliyor. Peki üniversite noktasında talepleriniz neler oldu? Üniversitemizin büyümesi gerekiyor, güçlenmesi gerekiyor. Bunun için de kaynağa ihtiyacı var. Mesela teknopark olmazsa olmazımız dedik. Teknopark bizim şehrimize çok şey katacak dedik. Ama teknopark binasının yapımı için bir kaynak gerekiyor. Yine teknoparkın bağlı olacağı mühendislik fakültesinin de yapımı için bir kaynak gerekiyor. Bu kaynağın da toplamı aslında çok da önemli bir para değil. Neredeyse 100 milyon liralık bir yatırım. Üniversiteye çıkacak 100 milyon liralık bir ek bütçe hem mühendislik fakültesini hem yanındaki teknoparkı yapmaya yetiyor. Bizim yetkililerden arzumuz bu işte. Bu kaynakların buraya gelmesi. Ordu Üniversitesi iyi gidiyor. Şu anda halkla da iç içe olmaya başladı. Biraz daha şehirle kaynaşıyor. Şehir o tarafa doğru büyüyor zaten. Hem şehir artık büyüyor, hem yöneticiler ve hocalar artık halkla iç içe olmaya başladı. Önceden çok kopuktuk. Mesela şu anda biz onlarla yaklaşık 7-8 projeyi birlikte yapıyoruz. Mesela ticaret tarihini birlikte yazıyoruz. Orada ticaret tarihini.
bir kitapçık haline getireceğiz. Yine onlarla ortak sanayi ve üniversite dünyasını paydaş edecek bir çalışma yapıyoruz. Yani birçok çalışmayı birlikte yapıyoruz. Yine bir fuar alanı çalışmamız var ileriye dönük. Onun içinde Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve o var. Birlikte yol alıyoruz. Tabii bunları ancak yaparken anlatmıyoruz. Sonucunu anlatmamız lazım. İyi gidiyor üniversite ama desteğe ihtiyacı var. Bu konuda da ilettik. Bu kitapçığı bütün milletvekillerimize verdik. Şimdi iktidar partisinin ve mecliste grubu olanların il başkanlarına da bunu sunacağız. Sonra da ilgili belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacağız. Bakalım. Siz şimdi değerlendirme toplantısının ardından küçük bir geri bildirim almışsınızdır diye tahmin ediyorum. Görüşler nelerdi peki? Ya son derece olumlu tabii. Yani bu işten rahatsız olacak hiç kimse yok. Bir tane ordu var. Orada yaşıyoruz. Herkesin bu şehirde mutlu olması lazım. Çocuklarının bu şehire geri dönebilmesi lazım. Derdimiz bu. Ortak derdimiz bu. Hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin o gün toplandığımız gibi. Yine hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin. Kimden geldiğinde hiçbir önemi yok. Bu şehire destek ve yatırım gelmesi lazım. Biz de onun peşindeyiz. Evet. Şimdi turizmden vesaireden, ekonomiden bahsederken tabii ki bu noktada Ordu'nun önemli kaynaklarından bir tanesi Ordu Giresun Havalimanı. Evet. Çoğu zaman sefer sayılarının azlığından yakınıp yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bizler de haberlerimizi ekranlara getiriyoruz belki yetkili isimlere ulaşır diye. Çoğu zaman sizin aslında önderliğinizde seferler koyuluyor. Kimi zaman da Ordu halkı kullanmadığı için geri çekiliyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle, artık bu iş biraz yumurta tavuk hikayesine dönüyor. Siz uçmazsanız adam bu uçak seferlerini kaldırıyor tabii. Yani bunun aynısını Kıbrıs Havalimanı'nda yaşadık. Şimdi Türk Hava Yolları 3 tane İstanbul seferi vardı, 4'e çıkıyor. Ankara'nın 2 tane var. İzmir'e seferleri var. Şimdi Antalya için bir görüşme yaptık. Antalya Gazipaşa veya şey, Alanya Gazipaşa ya da Antalya için. İzmir'e bir ek sefer yaz dönemlerinde konuyor. Aslında bu uçuşlar Türk Hava Yolları için yeterli. Bunun dışındakiler zarar ediyorlar zaten. Onlarla yine bir çalışma yaptık, bir yazı gönderdik. Yönetim kuruluna da onu sunduk. Almanya'da Nordrhein-Westfalen, Kuzey Ren-Westfalen eyaleti tarafından, Düsseldorf ya da Köln'den bir uçuş istiyoruz buraya. Ama 12 ay boyunca haftada bir uçuş istiyoruz. Burada çok fazla Türk var. Ordu Giresun'da ikamet eden vatandaşlarımızın bunu alışkanlık haline getirirlerse bu hattın çok iyi çalışacağına inanıyoruz. Yine özel hava yolları şirketlerinden birisinin Düsseldorf hattı açıldı. O gelecek. Yine Münih seferleri devam ediyor yazları. Yani sizin talebiniz, isteğiniz sadece yaz aylarında devam edecek devam sefer eden, değil. Evet, 12 ay boyunca. 12 aylık uçuşlara ihtiyacımız var. Bir de basınımızın da şöyle dikkatli olması lazım. Ordu'da iptal edilen seferlerle ülkenin başka bir yerinde iptal edilen seferler arasında böyle uçurumlar yok. Yani bir fazlasınızdır, bir eksiksinizdir. Ama bu da teknik nedenlerle oluşuyor. Pilotun o anı uygun görmemesi, sisin fazla olması, rüzgarın fazla olması, adı her neyse. Biz de bunun çok üstünde duruyoruz. Havaalanından hem yetkililerinden hem uçak şirketinin yetkililerinden bilgi alıyoruz. Bu tür haberler, yani işte sis var, inişler olmuyor, sürekli iptaller oluyor, sürekli bu yazılar yurt dışındaki insanlarımızı etkiliyor. Onlar da bir dahaki, yani geleceğe dönük 4 ay, 5 ay sonraki uçuşlarında Samsun'u ya da Trabzon'u tercih ediyorlar. İptal olmasına karşı. Tabii bu tercihler yüzünden de adam bakıyor birinci seferi dolmuş. İkinci sefere talep var, bir daha açıyor. Üçüncüye talep var, bir daha açıyor. Halbuki bunlar bizim yolcularımız. Evet. Bir an önce biz özellikle bu Kasım ayında çıkıyor paketler. Kasım ayında Ordu seferlerini koyup işte Almanya'nın en az 3 kentinden, yine Avusturya'nın bir kentinden, belki Hollanda'dan bunları koyup satışa sunması lazım ki biz artık alışkanlık Ordu ve Giresun Havaalanı olsun. Evet. Söylediklerinizden bizim de alacağımız çok şey var. Aldık cebimize koyduk başkanım. Evet, şimdi son olarak da fındığa değineceğim. Fındık bu hasat sezonunda tehlikelerle yine başı dertte. Kahverengi kokarca ile mücadele başladı. Şimdi samuray arısının yine doğaya salınması, 150 bin tane samuray arısının yine salınması gündemde.
Bir yandan vatandaş devlet desteği bekliyor. Alan bazlı gelir desteğinden hala haber yok. Neler söyleyeceksiniz? Tabii fındık sahipsiz kalıyor yani. Tek başına ise 2,5 milyar dolar gelir getiren bir ürün bu. Çok ciddi bir ürün. Ferrero ile ilgili çalışmalar bayağı iyi sonuçlar verdi. Firma ile ilgili. Sonuçta kamuoyuna mal olduğu için söylemekte sakınca yok ama. Şöyle, şimdi siz tedbirlerinizi alacaksınız. Evet. Siz bu fındığı nasıl değerlendireceğinizi, nasıl saklayacağınızı, hangi dönemlerde ne kadar müdahale edeceğini, zirai mücadelenin hangi anlamda yapılması gerektiğine ilime bilime dayanarak karar vereceğiz. Ama ben arılarla yapılacak bu mücadelenin şu an için erken sonuç vereceğine inanamıyorum. Yani milyonlarca metrekare alandan bahsediyoruz. Üretilebilen arı popülasyonundan bahsediyoruz. Evet. Yarın bir ilaçlama yapıldığında yapılacak. Bu arı popülasyonu ne olacak mesela? Bu hepsi yok da olabilir. Yetkili isimlerin söylediklerine göre eğer mücadeleler çakışırsa samuray arılarını da kimyasal mücadeleyle yok etmemiz anlamına geliyor. Bu bir de yine bir ekonomik zarardan da bahsedeceğiz. Evet. Bunun için de belli bir miktar kaynak şimdi aktarıldı. Burada bence vatandaş da devletten çok şey beklemedi. Çok ucuz bunun mücadele yöntemi. Bizde köyde yaşayanla şehirde yaşayarak fındıkçılık yapan sayısı arasında bir uçurum var. Yani birçoğumuz şehirde yaşıyoruz. Fındık ikinci işimiz gibi bizde. Herkes bir hafta sonunu, mesela şu geçtiğimiz günlerde geç kalmış olabiliriz ama şu anda belki tam zamanında olabilir, bilmiyorum. Bunu tarım yetkilileri bilir. Herkes kendi evini ve lazım olan binasını, boşluklarını, çukurlarını, kapalı alanlarını kendisi ilaçlarsa ki bu ilaç son derece ucuz. Hatta bir ilan var Ziraat Odası son derece uygun fiyatta satılıyor bu. Evet. Oradan alarak kimseden bir şey beklemeden basit bu evlerde kullandığımız aletlerle bile bu mücadele yapılabilir. Neresinden başlasanız ne kadar küçücük de olsa bir etkisi olacağına inanıyorum. Çünkü çok hareketli değil böcek, görüyorum birkaç yerde rastlıyoruz buna, işte garajımızda bile görüyoruz. Evet. Ama mücadeleyle hemen yok oluyor. Herkes kendi başına düşeni yaparsa, devlet de diğer taraftan büyük çaplı mücadeleye devam ederse çözüm olacağına inanıyorum. Bu yağışlı zamanlarda bizim bu uğur böceği dediğimiz şeyin eksikliği, bilmiyorum ben çok bilimsel midir, ben 8-10 yıldır izlediğim bir şey var. Ne zaman uğur böceği çok olursa orada hiç bu sorunlar yaşamadık. Bir ara vampir kelebekler falan vardı. Evet, mesela o uğur böceğinin çok olduğu dönemlerde bunlara rastlamadık mesela. Enteresan. Muhtemelen bir bağlantısı vardır. Evet. Bunları da herhalde zoolog uzmanları bilecek, bu konuyla ilgili. Yani bir şey yapmamız gerekiyor. Evet. Ya topyekün ciddi anlamda bir ilaçlamaysa ilaçlama, işte artık bunun çok kaşına gözüne bakmadan bundan kurtulmamız lazım. Evet. Çünkü çok zarar verici aşikar. Şimdi geçtiğimiz yıl Meşebükü Mahallesi başta olmak üzere Fas'ta pek çok üretici %50'den fazla zarara uğradı. Bazıları bahçeye dahi girmedi. Bu yıl için söylenen rakamsa 150 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz başkanım baktığımızda. Bu fiyatı da etkileyecek. İşte belki ihracatımız da işte ilerleyen dönemlerde etkileyecek. Sizin vatandaşlara çağrınız son olarak neler olacak bu noktada? Ya benim yetkililere var. Mesela şimdi bizim Tarım Bakanlığı'nın Zirai Mücadele diye bölümü var. Yani bugün Ordu'yu, Giresun'u, bence Ankara'daki onun başındaki kimse Ordu'yu bugün merkez edinmesi lazım. Yani gelip buradaki tarım müdürlüğünü konuşlanması ve bütün sezonu burada geçirmesi. Bundan şu anda daha önemli hiçbir konu yok. Yani eğer siz 2,5 milyar dolarlık bir pastadan %20 zarar görürseniz, bu 500 milyon dolar ediyor ya. Korkunç bir rakam. Yani bugün borsaya yabancının 30-40 milyon doları girdi mi girmedi mi tartışırken bu ülkenin 500 milyon dolara heba olacak. Evet. Demek ki bu çok önemli bir şey. Yani bugün devletimizin burayı üs edinmesi lazım artık. Evet. Şimdi fındığı da kapatıp son olarak sizin oda üyeleriniz de şu anda eminim ki izliyorlardır. Şöyle umut verici neler söyleyeceksiniz iş dünyasına dair? Yani çizilen tablo ya da bize anlatılan tabloda bu yılın enflasyonun %50'nin altına düşme şansı yok. Yani
Faizlerin de düşme şansı yok. Bir dahaki yıl %40'lar, %45'ler hedefleniyor gene. Bir de her şey tutarsa. Ancak 3. yılın sonunda 15-20'li bir %15-20'ler seviyesinde bir enflasyon tahmini var. O da bu paket tutarsa. Yani zor bir dönem devam ediyor. Burada herkes daha tutumlu olarak bu dereyi geçmeli. Daha ölçülü işler yaparak geçmeli. Sermayesini işinde tutacak ve bazı kendine özel yatırımlarını erteleyecek bir program yapmalı diye düşünüyorum. Bankalarda krediler şu anda 53-54 seviyelerinde var. Ama bu nasıl ödenir? Evet. Zor. Konut kredileri zor. Bir tedbir alınacak mı? Yani ben ek tedbirler geleceğine ama ek kolaylaştırıcılıklar geleceğine çok inanmıyorum. Onun için tutumlu olarak geçeceğiz. Vatandaş da bence alışverişlerinde şu toplum mühendisliğinden yine uzak durmalılar. Sanki bu zamlar bizim ticaret erbabı tarafından yapılıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Siz eğer enerjiyi pahalılaştırdıysanız, vergileri arttırdıysanız, asgari ücretiniz arttıysa, ulaşım bedeli arttıysa, ilaç arttıysa, elektrik, enerji ne varsa arttıysa ürünün artmamasını bekleyemezsiniz. Yani evet, burada sanki bütün bu zamları yapacaksınız ama üretici malına zam yapmayacak. Bu mümkün değil. Evet. Yine kafe ve restoranlarda da KDV oranları arttı biliyorsunuz. Kiralar son derece yükseldi. Yine insanların hem sigorta payları yükseldi. Şimdi o işveren payları da kalktı. Destekler birçok yerde. Bu fiyatlarda da evet, bir üretici veya satıcıdan bir iskonto beklerken aslında devletin de bazı kalemlerde iskontolu uygulamalara geçmesi lazım. Suda, enerjide bu dönem böyle geçmeliyiz. Evet. Ve dediğinizden anladığım kadarıyla hani devlet zor tarafından söylenilen enflasyon 2025 yılında tek haneli rakamları görecek biraz hayali bir rakam olarak kalıyor. Şu an uygulanan tedbirler eğer doğru tutarsa o da %15-20 seviyelerine belki inebiliriz. Belki. Evet. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İnşallah daha güzel şeyler söyleyeceğimiz ya da iyi sonuçları ileteceğimiz toplantılar yaparız. Umarım. Evet. O kadar çok isteriz ki biz de. Evet, haftanız güzel geçsin. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, haftanın ilk programının sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler, mutlu haftalar.